unutulmuş bir dua. Yatsı ezanına birkaç dakika vardı. Camiye gitmek üzere son hazırlıkları yapıyordum. O sırada kapının zili çaldı. Kapıyı açtım. Karşımda uzun zamandır görmediğim bir dostum beni ziyarete gelmiş. Selamlaşıp kucaklaştık. Buyur ettim. Çay eşliğinde uzun bir sohbet içinde salona geçtik. Muhabbet gerçekten koyuydu. Nasıl geçtiğini anlayamadığımız 3 koca saatin ardından misafirim geç oldu, bana müsaade diyerek noktayı koydu ve kalktı. Sokağın başına kadar eşlik etme teklifime memnun olurum cevabını verdi. Birlikte çıktık. Sokağın başına vardığımızda şimdi ayrılık vakti. Ben gidiyorum. Ta ki benden hayırlısı gelsin inşallah diyerek elini uzattı. Kucaklaşırken dostumun ettiği duaya alışkanlıkla amin dedim ve arkadaşım sokağın köşesine döndü gitti. Eve dönerken arkadaşımın veda sözleri takıldı aklıma. Ben gidiyorum ta ki benden hayırlısı gelsin. Düşündüm. Düşündükçe ürperdim. Bu bir dua idi. İlk kez duyduğum yaman bir dua. Gayri ihtiyari birkaç kez tekrarladım. Siz de tekrar ediyor musunuz bu arada? Değil mi? Etkiliyor insanı. Sıcacık duygularla doldum. Bir şey tarafından kuşatılmıştım. Bütün benliğimi dolduran güzel bir şey. Ertesi gün ilk eşim arkadaşımı telefonla aramak oldu. Nedir, nereden duydun diye sordum. Bu özlü duadan çok etkilendiğimi anlayan dostum, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'in geleceğini müjdelediği duaymış bu dedi. Ne güzel duaymış. Tuttum bu duayı dedim. Güldü ve o halde hiç bırakma, ayrıca vesile ol, başkaları da tutsun diye cevap verdi ve bana bir hayır kapısı aralayarak telefonu kapattı. Ben gidiyorum ta ki benden hayırlısı gelsin inşallah. Tutmuştum bu duayı. Bırakmaya da hiç niyetim yoktu. İşte giden gitmişti. Hayırlı bir insandı giden, fakat gelmesi için dua edilen daha hayırlı kimdi ya da neydi? Bir insan, bir haber, yoksa yeni bir gün, yeni bir gece mi? Bir insan ise ya da bir haber beklemeye değer, gündüz ya da geceye hayırlı olan geri bırakmamaya, ihya etmeye değerdi. Tutmuştum bu duayı, çok tutmuştum. Günler günleri kovalıyor, hayırları dua halen zihnimi meşgul ediyordu. Kim bilir daha ne kadar böyle duyulmamış sözler, dualar vardır ve kim bilir ne kadarı yitip giden unutulmuş sözler, dualar. Öyle değil mi sevgili can bağları? Can kulağını açık tutana, ninelerimiz evin çatısında ötüp duran kargaya, hayrola karga, hayır isen öt, şer isen git derlerdi. Karganın ağzından hayrı çağırırlardı dedelerimiz. Ters giden, sarpa sarmış işlerimizi hayırlısı olur inşallah der, bir çırpıda aşıverirlerdi. Şimdi hayra sarılıp hayır dileyenler ne kadar da az. Ne kadar hayırlısı onun için mi gelmiyor acaba? Ne dersiniz sevgili can bağları? Aşkım.